Evet arkadaşlar merhaba. 15 Şubat 2022 Salı akşamı Amerika'dayız, tekrar Philadelphia'da Park Hippodromu'nda bugün 7 koşulu, bize yansıyan kısmıyla 7 koşulu bir program var. 3. koşudan itibaren onların bizim 1. koşu oluyor. Evet, değerlendirmelerimizi yaptık. Güzel bir değerlendirme yaptık. Bakalım, yani bu Gulfstream gerçekten saçmalamaya başladı. Bir tarafta 1.05'likler gelirken bir anda 60 küsürlük geldi bir at. Tam böyle enteresan çorba yaptılar gerçekten. Evet, şimdi burada elimizde burada bugün ne var? Güzel bir program var ama yani bu programda da AGF1'lerin düşeceğine inanıyoruz biz. Hani hiçbir AGF1'e güvenemiyoruz. Burada belki AGF1 çıkan bir at var. Belki birinci koşuda farklı bir durum olabilir. Evet. Birinci koşuyla beraber gidili plase başlıyor. 21.19 opsiyonel satış koşusu. Şartlı 4 yukarı İngilizler. 1670 metreye çıkacaklar. Gidili plase için 2 numaralı Hard Sitting, Frankie Pennington'la çok net bir banko arkadaşlar. Zaten 25 Ocak'ta bu yine Parks Podium'unda, yani burada Philadelphia'da. Philadelphia'nın kısa yazılmışı Parks. P-A-R ve X arkadaşlar. Burada 1.50'lik bir ganyanla çıktığı yarışta maalesef bir boyla arkadaşlar kaybetti bu koşuyu Hard Sitting. Ancak rakiplerine 8 boy, en yakın rakibine 8 boy çektiler. Yani birinci gelen Sacred Pet diye bir tane safkan vardı onunla. O yüzden burada tabii bu onu bilhassa böyle denk mi getiriyorlar artık, nasıl oluyor? Keşke birinci ayak olsaydı altılıda. Ama önemli değil. Altının birinci ayağında da bazı imkanlarımız var. Bu çok net bir banko. Arkasından bir numaralı Teller diyoruz. Abner Adorno'yla muhtemelen bu da ikinci gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ha, burada tabii komisyoner dev var, Dexter Haddock'la. Yani bahis oynayacak olanlar ikinin arkasını burada artık kendilerine göre bir ikiliyi yazabilirler diyoruz. Evet, şimdi ikinci koşuya geçiyoruz. Maiden satış koşusu. Evet, burada baktığımız zaman dişi hepsi 4 yukarı İngilizler, 1670 metre, böyle bir orta bir mesafe izleyeceğiz. Bu arada Parks Hippodromu'nda, yani Philadelphia'da tüm koşular kum pistte, normal kum pistte oluyor. Evet, pardon. Arkadaşlar şimdi burada da bir tane alternatif bankomuz var. Aslında güne bankoyla da başlayabilirsiniz. Yani bu grubun çok üstünde olan bir safkan var. O da Tribord. Belki de biz tekle başlayacağız. Yani bu Tribord Anthony Salgado ile bunların sahipleri de Jacinto Solis. Bu Jacinto Solis'ler hem sahibi hem antrenörünü yapıyor. Kendileri çalıştırıyorlar. Ortada gösterdikleri çok fazla bir çalışma yok. Tabii burada yani bu safkanların handikap puanlarının düşüklüğü söz konusu. Ancak bu safkan bu grubun üstünde daha yüksek handikap puanları yaratmış ve otomatikman tabii bu grubun üstünde gözüküyor arkadaşlar. Burada alternatif bankomuz, banko olma ihtimali de var, direkt banko olma ihtimali de var. Öncelik bir numara. Arkasından 3 numaralı Starship Rouge diyoruz arkadaşlar. Burada Starship Rouge, Jamie Rowe'du gezdi. Tecrübeli jockey ile. O da New York orijin. Gördüğünüz gibi bu sefer yazmışlar yalnız ne diye. Evet, herhangi bir çalışması gözükmüyor bu safkanın. Yani bu safkanı da yazıp yazmamak tamamen size kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bakın en yakınındaki bunu bulduk bir numaraya. 8 numaralı Fast Life, Edwin Rivera ile. Onu da baktığımız zaman arkadaşlar California origin olarak gözüküyor. Evet. Ve onun da herhangi bir çalışması yok. Yani tabii vasat yarışları da o kadar, yani dördüncülük ve üçüncülük, yani düşünebiliyor musunuz? Yapmış olduğu üçüncülükte bu Fast Life'ın 21 handikap puanı alıyor. Dediğim gibi yani en yakın rakipleri bunlar bulabildik. Burada yani 3 ve 8. Ha, tabii burada belki 2 numara bunların arkasından ya da 6 numara bunlar saklamışlarsa, şimdi bakın bu bahsettiğimiz atların da daha zaten çalışması yok.
Çünkü saklanmış bunlar belli bir şey. Eğer gelecekse 3 ve 8 burada bizim düşüncemiz, kendi düşüncemiz. Ama burada arkadaşlar bir numara Tribord çok ön planda diyoruz ve bir alternatif banko 3 ve 8 diyoruz. Şimdi üçüncü koşuya geçtik. Üçüncü koşuda bizi maiden bir koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Böyle bir hız koşusu izleyeceğiz burada. Evet, burada da 3 tane at var. Gördüğümüz 6 numaralı Palas Supernova. Carol Sedona ile. Carol Sedona bir tek burada koşuyor. Bir de Philadelphia orijinli safkan. Yani burada doğmuş, burada pasaportunu burası için almış. Bir safkan. Evet, çalışmaları da en son 3 Şubat'ta bir 48-80'lik bir 800 metre çalışması gözüküyor. İkinci atımız Kisses for War. Ruben Silvera ile arkadaşlar. O da New York orijin. O da baktığımız zaman evet, birinciliğe çok yakın bir safkan. Yalnız çok kötü bir çalışma yapmış. 52-55'lik bir 26 Ocak'ta bir çalışması var. Ancak yarışları arkadaşlar hiç de bize öyle söylemiyor. Bu çalışmanın kötü olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve bir evet, Kisses for Wall'dan bahsediyorum bu arada ben. 2 numaradan. Bu buraya kaymış, özür dilerim. Şimdi bir numaraya geldik. Bir numara O'Brien Sylvester Gonzalez'le. Evet, bu da şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, burada almış olduğumuz notlara bakıyoruz arkadaşlar. Yani Maiden'dan uzun zamandır çıkamamış bir safkanla ve defalarca ikinci yaşamış bir safkanla karşı karşıyayız. 14 Ocak'ta 1.06.02'lik bir 1000 metre çalışması yapmış burada. Şimdi tabii burada normalde 4 numaralı One Niner Tango'yu da yazmamız lazım. Aslında Nunez'le çok etkisiz bir jokey Nunez, ama bazen arkadaşlar hiç umulmadık zamanlarda getiriyor. Ha, burada çok ön planda. Bu safkan 5 defa koşmuş hayatında bu arada. Çalışmaları da 14 Ocak'ta 50-33'lük bir 800 metre çalışması var ve 9 Şubat'ta 49-12'lik bir çalışması var. Yani 4'ü de yazalım o zaman. Evet, 6, 2, 1 ve 4 diyoruz buraya. 4. koşu satış koşusu. Şartlı dişiler 4 ve yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar Park Spodrum'unda. Evet, burada 7 tane safkan var ve gördüğünüz gibi eküller var. Alternatif bankolar diyecektim yalnız. Evet, eküller var. Bu eküller gördüğünüz gibi bizim alternatif bankomuz tabii ki. 4 numara ve 3 numara arkadaşlar. Özellikle 4 numara tabii burada bir miktar daha önde. Yani 3 numaranın çok büyük fonksiyon olduğuna inanmıyoruz. Zaten Florida orijin, bu Florida orijinlerin de baskınlığını siz biliyorsunuz. Burada dileyenler bunu, yani misli kupon falan yapacak olanlar, dileyenler alternatif banko olarak, yani banko olarak kullanabilirler. Çalışmaları yalnız hiç tatminkar değil. Neden böyle bir şey bilemiyoruz. Bir de handikap puanı böyle yüksek olan safkanlar bazen sektiriyor. O yüzden alternatif banko yaptık. Bunun arkasına bir numaralı Penance Frankie Pennington'la ihmal edilmemeli. Kentucky Origin bu safkan arkadaşlar. Penance'da burada baktığımız zaman notlarımızın arasında 50-33'lük bir 6 Ocak çalışması var ama evet, 13 Aralık'tan beri de yani Frankie Pennington faktörü belki devreye girebilir. 2 numaralı Anginetti diyoruz. Burada Andy Hernandez'le evet, favorilerden bir tanesi olma ihtimali var bu safkana arkadaşlar. Dikkat bu safkana. Son koşusunu yalnız kazanmış. Park Racing'den başka bir yer yapmamış. Güzel de çalışma yapmışlar sonra. Bu safkan arkadaşlar her ne kadar böyle iyi de olsa arka arka birincilik geleceğine inanmıyoruz ama dileyenler düşünebilirler. 5 numaralı Wishes and Dreams Luis Rivera ile. Evet, burada yine banko diyorum, özür dilerim. Favorilerden bir tanesi çıkacaktır bu da. Ondan son koşusunu kazanmış arkadaşlar. Yani dileyenler bunları pas geçebilir. Bu grupta arka arka birinci almak çok zor. Ve 7 numaralı She's My Rising Star, Gerardo Milan.
Evet, şimdi bununla ilgili notlarımıza bakalım. Bu da Florida orijinal arkadaşlar. Bakın bu safkan, yani şöyle söyleyeyim, şu 5 ve 7'yi ben soru işareti koyuyorum kendi listemde. 1, 2 dedik. Tabii ki 4 ve 3 alternatif banka dedik, özellikle 4. 1 ve 2 dedik. Şimdi saklanmış bir at bu. She's My Rising Star. 8 Şubat'ta. Ve handikap puanları da oho, çok daha bu gruptan yüksekte handikap puanlarını Penn Nation'la, evet, görüyorum. Arkadaşlar bakın, burada 7 numarayı da biz dikkate almamız lazım. Yani 1, 2, 7, yani 4 başta olmak üzere 1, 2 ve 7'yi alalım. 5 ve 7 de dikkat etmemiz gereken, eğer AGF'si yüksek çıkarsa ya da duruma göre sizler karar verirsiniz. 5. kuşu şimdi. Evet, 5. kuşu Maiden 4 yukarı İngilizler. 1400 metre çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, 5 tane at var 5. kuşuda. Bu 5 atın içerisinde 3 numaralı Lindros Jamie Rodriguez'le 1400 metrelik bir çalışma yapmış, 1.30-20 ile. Evet, burada 3 numara Lindros, New York orijinli de. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar 1400 metreyi 1.30-20 ile çalışmış ki çok, çok da iyi bir çalışma aslında. Şimdi bakın, alternatif banko diyemedik biz buna ama arkasından 7 numaralı Condependent Jose Gomez. Evet, burada yazılmalı. 1 numaralı The Great Gazoo Frankie Pennington'la kesinlikle ihmal edilmemeli. 4 numaralı Rufy Kendrick Karmuş'ta. Bakın, Kendrick Karmuş'ta bir tek burada koşuyor. Çok ilginç. Bazen kazanıyor, bazen kazanamıyor, yalnız onu söyleyeyim. Ya patlama yapmaya hazır. Bakın, daha evvelden en son koştuğu 70, Laurel Park'ta 79 handikap puanı vermişler. Ki bu grubun üstünde kalıyor. Bu grupta maksimum 70 handikap puanı. Gördüğünüz gibi şurada Lindros'la. Ama kendi Karmuç'un bindiği bu Rufi 77 handikap puanı almış. 25 Ekim 2021'de ve 28 Ocak Loral Park'ta da 79 handikap puanı almış arkadaşlar. Evet, bu safkanı mutlaka yazalım, 4 numarayı, gerçekten önemli. Ve 3 numaralı, özür dilerim, 2 numaralı Celtic Heart dedik, Dexter Attock'tu. Bu sürprizde. Yani burası 3 ve 4 çok ön planda, 7, 1 ve 2 numaralı safkanlara da dikkat diyoruz. Evet, 6. koşuya geçtik şimdi. 6. koşuda burada tam 8 tane safkan var. Şartlı, dişi, satış koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1670 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı Squans Kingdom. Bu 800 yaşındaki safkan bu grubun çok üstünde kalmış. Ve otomatikman günün bankosu haline gelmiş. Şimdi bakın, biz burada bankoları indirmek değil amacımız ama bankoların inemeyeceğini de tahlil etmemiz lazım. Buraya bakın, hepsinin birinciliği var burada. Bir tek bu safkanın birinciliği yok. Bu gruba birincilik almaya geldiği kesin. Amerika'da böyle olduğu zaman genelde geliyorlar ve otomatikman kazanıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 29 Aralık 2020'den beri kazanamayan bir safkan var. Üst gruplarda dolanmış dolanmış durmuş. Ve en son artık burada 70, pardon, 84 puan, evet. Yani sonuçta buraya gelmiş. Burada da handikap puanları düşük. Yazık, diğer yavrum safkanlarla çıkacak ve kazanacak. 3 numara bizim bankomuz. Ve son koşu, 7. koşu opsiyonel satış koşusu. Şartlı 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, buraya da baktığımız zaman tam 6 tane safkan görüyoruz. Şimdi burada çok net bir banko var yine. Tabii bu bankoları düşürelim mi, düşürmeyelim mi? Yani bunları bakmamız lazım. Ekürüler özellikle, şimdi bakın, 1 numara çok ön planda gözüküyor. Yani burada arka arka birincilikler de var, bu grupta var. 1 numara çok ön planda gözüküyor. Jomar Torres'le. Evet, Jomar Torres burada ön planda. Fakat bizim burada arkadaşlar size uyarımız, 2 numaralı Discari. Yani merak etmeyin. Yani burada bu çıksa bile 2 numaralı Discari çok daha iyi koşacağını düşünüyoruz biz.
Çalışmaları falan da iyi. Notlarımızın arasına baktığımız zaman evet, yani 101 handikap puanıyla 93 handikap puanıyla kazandı Park Racing'de, hem de burada yarışlar var. The Scari'nin. Evet. Yani Safkan'ın durumu çok iyi. 36-58'lik bir çalışma yapmış ama Aralık ayında çok olmuş yani, yapalı bunu. Çok eski diyoruz. Şimdi bunun ötesine geçemedik. Yani alttaki kalan Safkanlar bunlara biraz zor yetişir arkadaşlar. Burada sürpriz olarak bir tek at var yalnız. Veya hani ikili oynayacak olan arkadaşlar olabilir. Veya ne bileyim, belki de yanına at yazacak olan arkadaşlar olabilir. 6 numaralı Word on a Wing. Evet, bu Safkan da şöyle söyleyeyim size, yani 20 2020 yılı falan ama bu grubun bir tık üstünde olan bir Safkan. 104 ve 100 handikap puanlarıyla birincilikleri var, 92 birincilikleri var. Şimdi Haziran ayından beri en son 7 Haziran'da bir koşmuş. 7 Haziran 2021'de. Daha sonra bir 28 Aralık'ta koşmuş. Yani 6 ayda bir koşuyor at yalnız. Burada. Şimdi o bir 13'üncülük yapmış. Yani o sıfır falan var orada. Arkadaşlar. Nedense o buraya yansımamış. Bu bir olarak yansımış buraya. Yani çok ilginç. Arkadaşlar birinci değil bu. Burada bir hata var. Bakın şu. Bu 13. olmuş. Birinci olmamış bu Safkan. Neyse, sonuçta bu Safkan'ın gelme ihtimalini göz ardı etmeyelim diyoruz. Evet arkadaşlar, Banco, yani orada ekürler Banco. Philadelphia ile ilgili uzun bir video yaptık. Açıklamalarımız bu şekilde. İlgilenen arkadaşlarımıza yardımcı tabii ki bu şekilde olmaya devam edeceğiz. Biraz bugünlerde gerek Türk yarışları gerek yabancı yarışlarda aldığımız bilgileri size aynen aktaracağız arkadaşlar ki böylelikle sizler de kendi bilgi dağarcığınızla beraber harmanlayıp en iyi kurguyu yapabilirsiniz diye. Evet, herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.